sevgili izleyicilerim, Adana Barosu'nun düzenlemiş olduğu Dünya İnsan Hakları Beyannamesi'nin 71. yılı dolayısıyla güzel bir otelde düzenlenen törene katılan ilahiyatçı yazar İhsan Eli Açık Bey'e sorular yönelttik. O da samimi, içten cevaplar verdi. Buyurun izleyelim efendim. Sevgili izleyicilerim, İhsan Eli Açık Adana'da. Biz de kendisine hemen sıcağı sıcağına sorularımızı soracağız. İhsan Bey, Adana'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Şimdi sizin geleceğinizi duyunca arkadaşlar soru da yönlendirdi. Öyle mi? Yani tabii ilahiyatla ilgili evet, sorular. Diyorlar ki mesela Alevi ile Sünni arasında ne fark var? Yani kitabımız bir. Evet. Şimdi bunun tarihsel, dinsel, mezhepsel, siyasi birçok sebebi var. Niye Alevilik ve Sünnilik ortaya çıktı, oluştu diye. O uzunca bir konu ama en özet şekilde şöyle söyleyebiliriz. Ben Aleviliği İstanbul dışında bir olay olarak görmüyorum. En genel tanımıyla şöyle diyebiliriz. Eğer Sünnilik İslam'ın aklı, klasik aklı ise Alevilik de kalbidir. Doğru. Hatta Sünnilerin çoğu şunu der. Alevi olmadan Sünni olmaz. Alevi olmadan Müslüman olmaz der. Şimdi Alevi deyişleri, Alevi söylemleri sürekli bir gönül, kalp, sevgi, insanlık vurgusu yapıyor. Şekli din olmadığını söylüyor. Dış görünüşün önemli olmadığını söylüyor. İnsan içine bakmalı filan diyor. Dolayısıyla bunlar çok doğru vurgulardır. Yani. Doğru söylemlerdir. Bu nedenle verdiği mesajı ben çok iyi anlıyorum. Yani insanlık yüzünü doğuya veya batıya dönmeniz değildir. Asıl iyilik Allah'ın rızasını kazanacak işler yapmaktır diye ayet var Kur'an'da. Buna benzer bir ayet var. Aynı o şekilde ne ararsan kendinde ara. Mekke'de, Kudüs'te, Haç'ta değil diyor. Yani Alevilik bunu söylüyor. Eline, beline, diline sahip oldu. Dolayısıyla bunlar çok önemli meseleler. Evet. Bir de yine sonra hani görürler yine Hazreti Ali namaz kılıyor mu? Kılıyordu. Onu siz de tasdik edersiniz. Şimdi Alevi arkadaşların bazıları namaz kılıyor, bazıları kılmıyor. Onlarla çok da bir alakası yok değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in salat dediği şey namaz anlamına da niyaz anlamına da gelir. Salat destek istemek ve destekleşmek demektir. Dikey olarak Allah'tan destek istemek, dua etmek, yakarmak, yatay olarak da insanlarla destekleşmek, yardımlaşmak demektir. Şimdi siz cemevinde niyaz yaparak da Allah'tan destek istiyorsunuz, yardım istiyorsunuz. Namaz kılarak camide yine destek istiyorsunuz, yardım istiyorsunuz. Bu ikisi de bu salat kapsamının içine girer. Hazreti Ali bunlardan hangisini yapıyordu? Yani rükû ediyordu, secde ediyordu. Ama cemevindeki kimi yapıyordu, camideki kimi yapıyordu? Çünkü cemevinde de rükû var, secde var. İki saate yayılan bir süre içerisinde bir sürü rükû ve bir sürü secde ediyorsunuz. Ama camide 15 dakika içerisinde ve bir disiplin içerisinde, daha disiplinli bir şekilde namaz kılıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de de rükûdan bahsediyor, secdeden bahsediyor. Ve içinde Allah'ı çokça anılan mescitlerden bahsediyor, mekanlardan bahsediyor. Şimdi cemevlerde bunlar hepsi oluyor. Camide de oluyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de rükû etmemenin, secde etmemenin, namaz kılmamanın, niyazda bulunmamanın herhangi bir cezası da yok. Bunlar şahsidir, gönüllüdür. Şahsa bırakılmıştır ve bunların Kur'an'daki adı da nüsüktür. Nüsükler şahısların kendi inisiyatiflerine bırakılmıştır. Biz bunu sorgulayamayız. Sen niye öyle yapıyorsun? Sen niye öyle yapıyorsun? Secde etsin, rükû etsin, yakarsın, yeter. Diye şöyle dedim. Dinde zorlama yoktur. Hani dinde zorlama yoktur. Tabii zorlama yoktur. Ona da salat denir yani. Doğru. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol.